Şanlıurfa'da sağanak sonrası meydana gelen sel felaketinde maalesef can kaybı 13'e yükseldi. Şimdi hemen kameralarımızı bölgeye çevireceğiz. A Haber ekibinden Yüksel Akalan 5 kişinin cansız bedeninin çıkartıldığı noktadaydı en son. Yüksel, şu anda neredesin? Nedir son durum? Lütfen paylaş bizimle. Evet Banuel, dün öğle saatlerinden itibaren Şanlıurfa'da etkili olan sağanak yağış beraberinde sel felaketini de getirdi. Şehrin birçok noktasında ev ve iş yerleri sular altında kalırken yine alt geçitler ve otoparklarda da onlarca araç sulara gömülmüş durumda. Şu an itibariyle ne yazık ki ölü sayısı Şanlıurfa'da 11'e yükseldi. Tabii Adıyaman'da da 2 kişinin hayatını kaybettiğini belirtelim. Toplamda ölü sayısı 13 ulaştı. Bizler şu anda Tandoğan Caddesi'ndeyiz ve bu noktada yine birçok ev ve iş yerine su bastığını söyleyebiliriz. Özellikle bulunduğumuz bu noktanın hemen ilerisinde bir dere yatağı bulunuyor. O dere yatağının şiddetli yağışla birlikte taşmasıyla birlikte su bu noktalara kadar ilerledi ve bu noktada bulunan ev ve iş yerlerine su bastı diyebiliriz ve şu anda bizler Yavuzlar Apartmanı'nın hemen önündeyiz. Bu noktada ekipler gelen ihbar üzerine hemen bodrum katta çalışmalarını yürüttüler ve bu noktada ne yazık ki 5 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Suyun yükselmiş olduğu seviyeyi de hemen görebiliyorsunuz. Tabii sadece bu nokta değil. Hemen sol tarafımızda bulunan apartmanda ise 2 kişi çevredeki vatandaşların da yardımıyla yine o noktalardan bodrum kattan sağ bir şekilde kurtarıldığını söyleyebiliriz. Öyle ki bu noktada birçok ev ve iş yeri adeta çamur ve balçıkla dolmuş durumda diyebiliriz. Yine bir apartmanın hemen giriş kısmı, zemin katın hemen pencerelerine kadar su seviyesinin yükseldiğini görebiliyoruz. Yine bu noktada yine içerideki vatandaşların da 2 kişinin de kurtarıldığını söyleyelim. Tabii bu noktada yine vatandaşlar bahçelerdeki çamur ve balçığı temizlemeye devam ediyor bu noktalardaki. Özellikle AFAD ve yetkililer sağanak yağışın etkili olmaya başlamasıyla birlikte uyarılarını yapmıştı. Özellikle dere yatağında bulunan vatandaşların ve zemin katlarda bulunan vatandaşların evlerini boşaltıp güvenli noktalara geçmesi konusunda uyarılarını yapmıştı. Hemen yine bu noktada bir iş yerini görüyoruz. İçerisini de gösterelim. Tabii burada hemen camlar kırılmış durumda ve içerisi tamamen su ve balçığa gömülmüş durumda. Görmüş olduğunuz gibi birçok eşyada maddi hasar da meydana gelmiş durumda. Tabii sadece bu nokta değil. Özellikle Süleymaniye Mahallesi'nde, Habibiye ve Eyyubiye ilçelerinde bulunan Süleymaniye Mahallesi'nde de bodrum katların suyla dolmasıyla birlikte vatandaşlar mahsur kalmıştı. Özellikle 4 katlı bir apartmanda 2. katına iş makinelerinin desteğiyle ulaşan ekipler o noktadaki vatandaşların tahliyesini de sağlamıştı. Tabii sağanak yağışlar etkisini devam ettirecek. Şu an itibariyle Şanlıurfa'da sağanak yağış etkisini yitirdi, dindirdi diyebiliriz. Tabii bu noktada da ekiplerin çalışmasının da hızlanacağını belirtebiliriz. Ancak yine zaman zaman etkisini artıran sağanak yağışlar yarına kadar devam edecek ve cuma günü etkisini yitirmesi bekleniyor. Ancak cuma gecesinden itibaren hafta sonu da dahil yine afet bölgesinde bulunan ve sel felaketinin meydana geldiği şehirlerimizde 9 ilde bu iller için uyarılar devam ediyor. AFAD'dan ve Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden de uyarılar gelmeye devam ediyor. Özellikle zemin katlarda yaşayan vatandaşların ve ulaşımda herhangi bir aksamanın meydana gelmemesi için sürücülerin oldukça dikkat etmesi gerekiyor. Çünkü dere yatağında bulunan suyun taşmasıyla birlikte hemen Mehmet Ali Bağ, kameraman arkadaşım Mehmet Ali Bağ da gösterebilse dere yatağının taşmasıyla birlikte sular ve çamurlar tamamen çamur ve balçık tamamen caddelere doğru ilerliyor ve bu noktalarda bulunan zemin katlar ve hemen giriş kısımları tamamen suyla doluyor. Tabii bu noktalarda vatandaşların oldukça dikkatli olması gerekiyor. Şu an itibariyle Şanlıurfa'da 11, Adıyaman'da da 2 kişi olmak üzere toplamda 13 kişi yaşamını yitirdi. Ekiplerin o noktalarda arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Özellikle yine Şanlıurfa'da Abide Kavşağı'nda araç içerisinden 2 kişinin cansız bedenine ulaşılmıştı. Adıyaman'da ise 2 kayıp vatandaşımıza ulaşma çalışmaları devam ediyor diyelim. Sözü Şanlıurfa'dan size bırakalım.